Atatürk milliyetçiliği, Türk milleti ifadesi sansürlendi. Anayasal yurtseverlik kavramı önerildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla anayasa taslağını HDP-PKK'nın gündeme getirdiği eşit yurttaşlık gibi kavramların kullanıcısı Profesör Doktor İbrahim Kaboğlu hazırladı. Yasama yetkisi devredilemez isimli 7 bölümden oluşan kitapçığın ön sözünü Kılıçdaroğlu hazırladı. İfade ettim. Kitapçığa göre Türk milleti ifadesi ayıklandı. Türk milleti yerine anayasal yurttaşlık anlamında anayasal yurtseverlik kavramı kullanıldı. Anayasanın ikinci maddesindeki Atatürk milliyetçiliği ifadesi de sansürlendi. Yalnızca insan haklarına dayanan laik ve demokratik sosyal hukuk devleti tanımının kullanılması önerildi. Ayrıca Türkiye yerine ülke, Türkiye devleti yerine ise cumhuriyet tanımı yapıldı. Kitapçıkta Kaboğlu, HDP'yi de içine alan sözde demokratik muhalefetin anayasa konusunda izlemesi gereken yol haritasına ilişkin de önerilerini sıralıyor. HDP'ye açık çağrı yapılan kitapçıkta, HDP'yi de kapsama alan demokratik muhalefet tek kişi yönetimini aşma sorumluluğuyla karşı karşıya bulunuyor ifadeleri kullanılıyor. Kitapçıkta Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin meşru yollarla yıkılması için 27. Yasama Meclisi'nin kurucu meclis ruhuyla çalışması gerektiği anlatılıyor. Aydınlık Gazetesi'nin manşetine taşıdığı haberin ardından Kaboğlu da yazılı bir açıklama yaptı. CHP'nin anayasa taslağının bulunmadığını belirten Kaboğlu, hazırlanan raporun CHP'yi bağlamadığı, sorumluluğunun kendisine ait olduğunu iddia etti. Haberin karalayıcı ve iftira dolu olduğunu öne süren Kaboğlu, Aydınlık Gazetesi'ne karşı bütün yasal haklarımı kullanacağımı beyan ederim dedi.